Ev avcısı bugün Bodrum Turgut Reis'te. Bugün Turgut Reis'te sizi çok özel hissettirecek bir villanın tanıtımını yapacağım. Hatta bir projenin tanıtımını yapacağım. 27 dönüm arazinin içinde 26 tane özel villamız var. Şunu söylemek istiyorum hemen başta. Villamızın fiyatını açıklamalar bölümüne yazıyorum. Ve bütün özelliklerini gene açıklamalar bölümüne yazıyorum. Lütfen orayı okuyunuz. Bir de şunu söylemek istiyorum. İsterseniz evavcısı.com'a girebilirsiniz. Web sitemizde hem bunun, bu villamızın özelliklerini ve fiyatını hem de diğer portföylerimizin bütün özelliklerini orada görebilirsiniz. Villamızın teknik detayına geçecek olursak, villamız bir dönüm arsa payına sahip, 4+1 özel havuzlu, 45 metrekareye sahip büyük bir havuzumuz var bu arada. Ve şu andaki bütün lüks villalardaki teknik donanıma sahip. Yerden ısıtması var, otomatik panjur sistemi var, akıllı ev sistemi var, VRF klima sistemi var. Yani bütün hepsi var. Fakat bunların haricinde aslında en önemli şeyi size göstermek istiyorum. Evet. Villamızın teknik özelliklerine birazdan gireceğiz. Tabii ki anlatacağız. Fakat bu villamızın, hatta bu villalarımızın en büyük özelliği 180 derece full panoramik manzaraya sahip olması, deniz manzarasına sahip olması ve buradaki Turgut Reis marinasına sahip olması. Çünkü bütün evleri bulabilirsiniz, bütün teknik detaylarını, donanımlarını yapabilirsiniz ama şu manzarayı çok zor bulursunuz ve 26 villamızın hepsi de bu manzaraya sahip. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu eşsiz ve doyumsuz manzarayı gördünüz. O zaman bir de hemen villamıza geçelim. Villamızın giriş bölümündeyiz. Yolumuz burada. Tabii ki ufak tefek eksiklerimiz var. Villamız da %100 tamamlanmadı ama biz bunları hemen çekmek istiyoruz. Çünkü hemen sizlere ulaştırmak istiyoruz. Umarım ikinci kez de çekeriz. Yolumuz burası, villamıza giriş yolu. Hatta burada da maalesef şu anda dolu. 2 araçlık otoparkımız var. Bütün villalarımızda 2 araçlık açık otoparkımız mevcut. Hemen arka bölümdeki küçük bahçe alanımızı da göstermek istiyorum. Bu arada ön tarafta da bu tarafta da çok güzel peyzaj çalışması yapılmış. Herhalde bunu görüntülerden anlayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bu arada Doruk, hemen şunları da göstermek istiyorum. Dışarıda söylemiştim. VRF klima sistemimiz var. Üniteleri burada. VRF klima sistemimizin aynı zamanda yerden ısıtmamız, ısı pompası. Isı pompasının da dış ünitesi burada. Şimdi buradan hemen içeriye geçebiliriz. Büyük bir giriş bölümümüz var. Hatta isterseniz bence bu bölümü camla kapatabilirsiniz. Hatta burayı da değerlendirebilirsiniz. Ayakkabılık vesaire olmak üzere. Evet. Burada şunu söylemek istiyorum. Çok yüksek bir çelik kapımız var. 2,5 metrelik bir çelik kapıdan içeriye giriyoruz. Evet. İçeriye girer girmez hemen sol tarafımızda bir ayakkabılığımız mevcut. Yüksek bir ayakkabılık. Tabii içinde bizim çantalarımız da mevcut. Evet, bunu hemen kapatıyorum. Ve hemen yan tarafında gene iki kapaklı bir askılığımız mevcut. Evet, orada da gene dolu malzemelerimiz var. Orayı da kapatıyorum. En güzel yanlarından bir tanesi, hemen girer girmez burada küçük bir koridor oluşturulmuş ve hemen
salona ve mutfağa ayak basmıyorsunuz. O yönden güzel ve hatta şöyle bir güzelliği daha var. Burada güzel bir küçük bir ağacımız bizi karşılıyor. O olmadığı takdirde de buradan girer girmez direkt aydınlık ve karşı tarafta da denizi ve marinayı görebiliyorsunuz. Evet, burada hemen bir dresuarımız var. Elinizdeki malzemeleri girişte dresuara koyabilirsiniz. Şunları da göstermek istiyorum. Dediğim gibi evde yerden ısıtma sistemimiz ve VRF klima sistemimiz var ve onların üniteleri burada. Her odada ve salonda da dahil olmak üzere ayrı ayrı bunların hepsini kontrol edebilirsiniz. Salonumuza, açık mutfak salonumuza giriyoruz. Mutfak salonumuz 65 metrekare büyüklüğünde. Geniş bir mutfak salonumuz var. Dışarıda şunu söylemeyi unuttum. Hemen onu belirtmek istiyorum. Bütün villalarımız aşağı yukarı bir dönümün içinde. Tabii ki buranın arazi şartlarına göre kimisi biraz daha küçük olabiliyor, kimisi biraz daha bahçe payları büyük olabiliyor. Bunun haricinde bütün evlerimiz aynı. İki tip, fakat bu tiplerden bahsediyorum. 280 metrekare brüt kullanımı var. 192 metrede net kullanım alanına sahip. Evet, salondayız. Muhteşem bir salonumuz var. Tabii ki muhteşemliği bu manzarasından kaynaklanıyor. Buradan manzarayı izleyebiliyorsunuz. Dümdüz giden bir bahçeniz var. Sol tarafta havuzunuzu görebiliyorsunuz ve buradan full eşsiz manzaramızı görebiliyorsunuz. Hemen şurada marina var. Turgut Reis Marina. Arkasında Çatal Adası, hemen onun arkasında Yunan Adaları. Buradan full manzaraya, yani oturduğunuz yerden, salonunuzdan 180 derece manzaraya sahipsiniz. Ve bütün evlerimizde bu böyle. Onu da kesinlikle altını çizmek istiyorum. Yani çatı arasından vesaireden, üstünden, altından hiçbir yerden görmüyorsunuz. Açık ve net bir şekilde bu manzarayı ve tabii ki bu yeşilliklerin, güzel peyzajınızın ön tarafından manzarayı görebiliyorsunuz. Yani bu çok anlatılacak bir şey değil. Anlatmakta yetersiz kalıyor olabilirim ama herhalde Doruk bize bunların güzel görüntülerini araya girecektir diye düşünüyorum. Bu eşsiz manzarayı size gösterecek. Hatta buraya misafirimiz olacaksınız ve burayı size tanıtacağız. Evet, salonumuz çok geniş. Buraya bir köşe koltuk koyulmuş. Tabii ki istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz bu bölümü. Son küçük bir şey söylemek istiyorum. Burası çok aydınlık. Gün ışığına doyan bir yer. Çünkü iki cephesi full cam. Tabii ki en büyük keyfi de bence bu olmuş. Bu arada hemen yerde küçük bir detay var. Onu da size göstermek istiyorum. Burada elektrik prizlerimiz, girişlerimiz, TV ünitemiz içinde aksamlar unutulmamış. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi hemen mutfak bölümüne geçmek istiyorum. Dediğim gibi VRF sistemi takılı ve içinde. Şu anda evde gördüğümüz her şey fiyatımızın içine dahildir. Bunu da belirtmek istiyorum. VRF sistemimiz LG. Bütün beyaz eşyalarımız da Siemens. Tabii ben size en başta da söylemiştim. Maalesef birkaç tane daha eksiğimiz var. Biz biraz acele ettik. Hemen çekmek istedik. Tabii ki kapaklarımız henüz takılmadı ama. Burada çift kapaklı bir buzdolabımız var. Onu şöyle kabaca baktıktan sonra hemen buradan sırayla dolaplarımızı göstereyim ben size. Burada raflarımız var, çekmecelerimiz var. Yeteri kadar depolama sisteminin olduğunu düşünüyorum. Bütün eşyalarımız Siemens. Bunların hepsi içinde var. 6 parça ürünümüz var. Buzdolabı, fırınımız, bulaşık makinamız, elektrikli fırınımız, davlumbazımız henüz gelmedi. Evet, o da takılı değil. Burada bir mutfak adamız var. Mutfağımız inanılmaz keyifli. Neden keyifli? Hatta şunu söylemek istiyorum. Aslında biraz da tehlikeli bu mutfak. Yani burada yemek yaptığınızı düşünürseniz, yemeğinizi burada unutup dibini tutturmak ya da yakmak içten bile değil.
Çünkü buradan şu eşsiz manzarayı görüyorsunuz ve inanın dalıp gidiyorsunuz. O yüzden bu mutfakta biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bence tehlikeli bir mutfak. Evet, ben mutfağın hemen adamızın arka tarafına geçeyim. Burada 3 tane çok rahat bar koltuğumuz sığıyor. Kahvaltılarınızı burada yapabilirsiniz ve çok da keyifli olur. Karşıdaki alanlar dediğim gibi yeterli. Uzun bir mutfak tezgahımız var. Şöyle dolapları göstermek istiyorum sizlere. 2 tane rafı var. Bunların hepsi de çok erişilebilir düzeyde. Benim boyum biraz uzun. Yukarıdaki bölüme de bir şeyler koyabilirsiniz. Buraya da erişebilirsiniz ama dediğim gibi dolapların hepsi çok erişilebilir seviyede. Evet. Bu arada girişte şunu söylemeyi unuttum. Hemen onu da söylemek istiyorum. Akıllı ev sistemimiz ve akıllı ev sistemimiz, bilmiyorum Doruk zoom yapabiliyor mu ama Inspinia marka akıllı ev sistemimiz var. Bununla neler yapabiliyorsunuz herhalde artık biliyorsunuz diye düşünüyorum ama gene de tekrar etmek istiyorum. Bütün elektrik sisteminizi, panjur sisteminizi, su sisteminizi, alarm sisteminizi, kamera sisteminizi hepsini buraya bağlayabilirsiniz. Evet, bu salondan ayrılmak istemiyorum mutfağımızdan ve salonumuzdan ama evin diğer kısımlarına bakmamız gerekiyor. Uzun bir koridorumuz var. Hemen koridorumuzun ilk odasına girmek istiyorum. Burası teknik oda. Az önce dışarıda göstermiştim dış üniteleri. Isı pompanızın iç mekanizması var. Artı çamaşır makinenizi buraya bağlayabilirsiniz ve diğer bütün teknik ünitelerin hepsini buraya bağlayabilirsiniz. Koridorumuzdaki şu hatlara da dikkatinizi çekmek istiyorum. Renkler çok güzel kullanılmış. Antrasit krem tabanımız da aynı şekilde gidiyor. LED ışıklarımız da çok şık durmuş. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Evet, hemen ilk odamıza giriyoruz. Bütün sıcaklık kontrollerini yapabileceğiniz hem klima hem de yerden ısıtma bölümlerini görebiliyoruz. Evimizde 4 oda var. Evimizde 4 oda var ve 3 odamız full manzarayı görüyor. Gene 180 derece full manzarayı görüyorsunuz. Salon ve mutfaktan ayrıca 3 odanızın hepsinden bu eşsiz manzarayı görebiliyorsunuz. Bu birinci odamız. Birinci odamız 19 metrekare. Büyüklüğünde dolaplarımız hazır. Gömme dolaplarımız yapılmış. Raflarımız da var burada. Raflı sistemlerimiz, askı sistemlerimiz hepsi hazır. Bu arada 2 kişilik bir yatak koyulmuş. Bu 2 kişilik yatak koyulmuş olmasına rağmen gördüğünüz gibi çok geniş bir gezinme alanına sahip. Bütün odalarımızda tabii ki anten ve elektriklerimiz yatak bölümünün karşı tarafına konumlandırılmış durumda. Evet, sürgülü alüminyum camlarımız mevcut ve buradan bahçe bölümüne geçebiliyorsunuz. Bilemiyorum. Bu benim gördüğüm manzarayı siz de görebiliyor musunuz? Her yerden manzarayı görebiliyorsunuz. Tabii ki bu muhteşem bir lokasyon. Evet, bu birinci odamız. Şimdi birinci odamızdan çıkıyoruz. Sağ taraftaki ikinci odamıza geliyoruz. İkinci odamız diğerinden biraz daha farklı. L şeklinde bir yapıya sahip ve biraz daha küçük. 15 metrekare büyüklüğünde. Burada dolaplarımız hemen girişte. Sol tarafında girişte. Birinci, üç kapaklı bir gardırobumuz var. Birinci kapağında raflarımız mevcut. İkinci ve üçüncü kapağın olduğu bölümde de hem askılık bölümümüz, hem raflarımız, hem de çekmecelerimizin hepsi bu bölümde. Evet, şunu kapatalım. Güzel, şık, camlı. VRF sistemimiz LG, onu görüyorsunuz. Her şey hazır, full donanımlı. Sadece eşyalarınızı alıp geleceksiniz, o kadar. Yerden ısıtması, kliması, her şeyiyle hazır bir ev. Evet, burada gene 2 kişilik bir yatağımız var. Yatağımızın karşısında gene elektrik sistemimiz, anten sistemimiz, her şeyimiz hazır. Ve tabii ki eşsiz manzaramız. Burada da ikinci odamız ve 180 derece full manzaramızı görebiliyoruz. Bu hemen havuzun önünde, havuzu seven çocuklarınız
var ise bu odayı verebilirsiniz. Buradan hemen cüp diye havuza atlayabilir. Tekrardan odasına geçer. Evet. Burayı kapatalım. Ve buradan hemen çıkıyoruz. Çıkar çıkmaz hemen şu karşıdaki kapıyı göstermek istiyorum. Evet, burası ortak banyo tuvaletimiz. Evde toplam 3 tane banyo tuvaletimiz var. 2 tanesi odalarda, 1 tanesi de ortak. Evet, yüksek, benim sevdiğim tarzda bir duş bölümü. Renkleri de benim çok hoşuma gitti. Hepsi aynı zaten. Gri, antrasit, ufak dokunuşları var sadece. Bence çok şık ve hoş olmuş. Evet, buradan çıkıyoruz. Ve hemen üçüncü odamız ebeveyn odası. En geniş odamız. Bu odamız 30 metrekare büyüklüğünde. 30 metrekare büyüklüğünde hem giyinme bölümü var, hem de ebeveyn banyo tuvaleti var. İsterseniz hemen size bir giyinme bölümünü göstermek istiyorum. Giyinme bölümü çok aydınlık olmuş. Beyaz krem tonlarında renkler kullanılmış ve LED aydınlatmaları var. O yüzden benim gözüme çok güzel göründü ve ferahlık hissi verdi. Evet, çekmecelerimiz, askılık bölümlerimiz, olması gereken her şeyimiz var. Evet. Burada geniş bir alanımız var. Bu arada şunlar benim hoşuma gitti. Ahşap dokunuşlar çok hoş olmuş. Yani bana çok sıcak bir duygu veriyor. Sıcak hissiyatlar veriyor. Renkler de çok güzel. O yüzden keyifli bir tasarım olmuş. Hemen sizi bir de banyoya götürmek istiyorum. Çünkü çok şık bir banyomuz var. Evet, Doruk, alabiliyorsun herhalde değil mi? Tamam, çok güzel. Hemen duş bölümüne giriyorum. Duş ve burada da bir küvetimiz var ve buradan muhteşem bir manzara var. Yani denizi, dağları, her şeyi görebiliyorsunuz. Bahçe üzerinden, bu yeşilliklerin üzerinden muhteşem bir banyoyu bu küvetinizde köpük banyosu yaparken eşsiz manzarayı izleyebilirsiniz. Tabii ki yanınıza içeceklerinizi de alırsınız. Bu arada şurada küçük bir pencere var. Buradan iç bölüme de görebiliyorsunuz. Aydınlık, full camlı bir banyo. Çok keyifli, inanılmaz. Tabii ki istediğiniz zaman bunları kapatabilirsiniz. Vallahi banyo bile harika. Hiç aydınlatmalardan bahsetmedim. İçeride de sadece koridordakini söyledim ama burada çok şık bir aydınlatma var. Şurada havuzun tavanda LED aydınlatmalar ve tabii ki alt tarafındaki aydınlatmalar da çok şık olmuş. Bilemiyorum, videoda bunlar belli olur mu ama gerçekten güzel bir ambiyans verilmiş. Eksikliklerin kusuruna bakmayın. Ufak tefek eksiklikler var, tamamlanılmadı. Çünkü hemen biz size bunları göstermek istedik ve son odamızdayız. Dördüncü odamız. Odamız 18 metrekare büyüklüğünde, tek manzarası olmayan odamız. Hatta yani tabii ki çok anlamlı değil ama buradan köşeden baktığınızda da buradan deniz manzarasını ve dağların manzarasını aslında görebiliyorsunuz ama tabii ki manzaralı denemez. Ama gayet geniş büyüklüğe sahip ve banyo tuvaleti olan ikinci odamız. Burada iki kapaklı bir gardırobumuz var. Evet, biraz malzemelerle dolu raflarımız olan bu sürgülü. Tek sürgülü rafımız burası. Gardırobumuz burası herhalde. Diğerlerinin hepsi açılıyordu. Bu sürgülü olarak kullanılmış. Çift kişilik bir yatağımız var. Gayet geniş. Bu arada yatak başlığı ve olduğu bölümdeki aydınlatma da çok güzel. Yani bu evdeki aydınlatmalar gayet şık ve sade. Onu kesinlikle belirtmek istiyorum ve bu arada şeyden hiç bahsetmedim. Giriş kapılarımızın hepsi, bilmiyorum büyüklüklerini, yüksekliklerini hissettiniz mi ama 2,5 metre yüksekliğinde çok geniş kapılar var. Bunlar gerçekten çok ferahlık hissi veriyor. Evet, buradan bu odamızın banyo tuvaletine de bakmak istiyorum. Banyo tuvaletlerinin renkleri aşağı yukarı hepsi aynı kullanılmış. Girişleri rahat ve yükseklikleri de çok iyi. Yani özellikle ben buna çok dikkat ediyorum. Yani benim
1.88 işte ayakkabılar vesaire, 1.90 derseniz hani oradan bir ölçü alabilirsiniz kendinize. Bu arada bütün havalandırmalar da uzun ve geniş kullanılmış. Her iki tarafa da açılabiliyor. Bu da çok önemli bir özellik benim için. Evet, şimdi isterseniz videomuzu sonlandırmak üzere salonumuza geçelim. Bence siz de bu evden özel hissiyatını aldınız diye düşünüyorum. Bu eşsiz manzarada final yapıyoruz. Bu evi satın almak istiyorsanız hemen telefon numaramdan ulaşıyorsunuz. Bu evle ilgili bütün soruları bana sorabilirsiniz. Gezmek isterseniz lütfen benden hemen randevu alın. Bugün sizlere Bodrum Turgut Reis'ten seslendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.